Sevgili izleyici ve dinleyici, Psikolojik Sermaye 101 serisinde Haydaktır'la beraber tek bir amacımız var. Sizlerin psikolojik iyi oluşunuza katkıda bulunmak. Bu seriyi izleyip istifade ediyorsanız lütfen siz de yakınlarınızla paylaşın. Bugün sizlerle Psikolojik Sermaye 101 serisinde Umut konuşacağız. Hocam Umut nedir ve neden önemlidir? Efendim umut geleceğe yapılan olumlu atıflardır. Yani gelecekte iyi şeylerin olacağını dilemek ve istemektir. Neden önemlidir sorunuza gelince şöyle söyleyebilirim. Hatta bir hikaye anlatayım. Bir kıssadan hisse çıkaralım burada. Şimdi genç bir kadın kendisine güzel bir ev yaptırıyor. Elinde avucunda ne varsa biriktirip bu evin yapılmasını sağlıyor. Sonra ev biter bitmez bir yangın çıkıyor ve ev tamamen içindeki eşyalarda dahil olmak üzere yok oluyor. Kapının önünde hüngür hüngür ağlarken yaşlı bir hanımefendi geliyor ve ne oldu kızım diyor. Ve anlatmaya başlıyor. Diyor ki işte evimi kaybettim, eşyalarımı kaybettim, uzun süredir biriktirdiğim her şeyi kaybettim diyor. Yaşlı kadın da şöyle söylüyor. Aman diyor ben de umudunu kaybettin zannettim. Umudunu kaybetmediğin sürece hiç önemi yok yavrum yeniden toparlarsın. Evet umut bize gerçekten çok lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Bize psikopatoloji dersinde depresyonun bilişsel üçlüsü öğretilir. Psikolojik sermayenin boyutlarıyla da çok ilgilidir. Şimdi üçünü sayıyorum. Birincisi depresyonun bilişsel üçlüsünde olumsuz kendilik algısı. Yani ben değersizim, yetersizim, sevilmiyorum diye düşünmek ve öz yeterlilik serimizi hatırlatmak istiyorum size. İkincisi olumsuz çevre algısı. Yani şöyle benim işim iyi değil, eşimin şu kusurları var, yaşadığım ülke böyle, yaşadığım şehir böyle şeklinde mevcutta sahip olduklarımızla ilgili olumsuz düşünceler. Burada da iyimserliğe atıfta bulunabilirim. Üçüncüsü ise tam da şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili olumsuz gelecek algısı. Yani ben ileride hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum bakış açısı. Şimdi umut dört şartla ilişkilendiriliyor. Belki bundan da bahsedebilirim. Bu şartlardan birincisi şu, umut mutlaka iyi bir şey için olmalı ve nesnesi gelecekte olmalı. Hani ileride şunun şöyle olacağına inanıyorum, bunun böyle olacağını umuyorum gibi ve nesnesi talepkar olmalı. Yani e, elde edilmesi kolay olmamalı, biraz zorlanmamız gerekiyor ve ulaşılabilir olması da gerekiyor. Bu dört boyutla birlikte geliyor karşımıza. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Diğer olumlu duygularla kıyaslandığında çok farklı bir özelliği var biliyor musun umudun? Umut mesela sevinç gibi, neşe gibi, mutluluk gibi e, duygularla kıyasladığımızda böyle çok da huşu içinde olduğumuzda gelen bir duygu değil. Tam tersine hani bazen hayat böyle türbülansa girer gerçekten çok zorlanırız ya. Öyle zamanlarda umuda inanılmaz derecede ihtiyacımız olur ve ben umudu şu anlamda çok seviyorum. Hani edilgen bir duruş ve bir kurtarıcı beklemek yerine umutlu insan bir eyleme geçiyor. O yüzden ben umudu şifa niyetine bir duygu olarak ele alıyorum. Hocam peki umudu ölçebilir miyiz? Yani umut var bir insan mıyız, değil miyiz? Şöyle basit 8 tane e, önerme söyleyebilirim. Bunlara büyük ölçüde evet diyorsan umut var olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi şudur, sıkışıklıktan kurtulmak için ben bir yol bulmayı her zaman düşünebilir miyim? İkincisi, enerjik bir şekilde koyduğum hedeflerin peşinden gider miyim? Üçüncüsü, başıma bir şey geldiğinde bu sorunu çözmenin birden fazla yolu olmalı diye düşünür müyüm? Dördüncüsü, hayatta benim için önemli olan şeyleri elde etmenin bir yolunu düşünebilirim. Beşincisi, başkalarının cesareti kırılsa bile ben kalkıp tekrar devam edebilirim. E, altıncısı, geçmiş deneyimlerim beni geleceğe çok iyi hazırladı. Yedinci soru, ben hayatta genellikle oldukça başarılı oldum. Sekizincisi ise kendim için belirlediğim hedeflere genellikle ulaştım. Bilmiyorum kendini nasıl buldun böyle. Hocam, mutlulukla umut arasında bir ilişki var mı? Olmaz mı? Zaten mutluluk mevzusu binlerce yıldır insanların gündeminde olan bir konu. Hatta felsefenin, teolojinin, işte psikolojinin, pek çok disiplinin ve hatta ekonominin bile konusu mutlulukla umut arasındaki ilişkiyi şöyle yorumlayabiliriz. Felsefeciler mutluluğun Ödemanik mutluluk ve hedonik mutluluk diye iki kategoriye ayırırlar. Daha Aristotelesçi bir bakış açısı ödemanik mutluluğa dikkatimizi çeker ve burada bir mükemmellik arayışı yani ahlaki bir mükemmellik arayışı olan bir mutluluk var ve erdemlerden kaynaklı, üretmeyle ilgili bir mutluluk, anlamla ilgili bir mutluluk ve bunun umutla gerçekten çok ilişkisi var. Ama daha epikürcü tarafa yönümüzü çevirirsek orada hedonik bir mutluluk var. Daha haz kaynaklı. Dolayısıyla belki hazlardan kaynaklanan mutluluğu değil ama ödemonik mutluluk dediğimiz üretimden kaynaklı mutluluğu kesinlikle umutla ilişkilendirebiliriz diye düşünüyorum. Hocam Fazla umut zararlı mı? Fazla umut zararlı mı? Burada da yine felsefeciler ikiye ayrılıyorlar ve belli bir ekol var işte Aristoteles, Platon ve Nietzsche'nin de içinde olduğu. Bunlar umutla aralarına mesafe koymuş olan felsefeciler. Hatta Nietzsche umut en büyük kötülüklerin başında gelir çünkü çekilecek acının süresini uzatır diyor. Aristoda mutluluğun aldatıcı olduğunu söylerken Platon mutluluğu hazla ilişkilendiriyor. Hatta Yunan e, mitolojisinde meşhur bir Pandora'nın kutusu vardır. Onunla ilgili hikayede de şöyle bir şey vardır. İşte bütün kötülükler Pandora'nın kutusundan çıkıyor ama orada sadece umut kalıyor şeklinde. Ama yönümüzü başka felsefecilere döndüğümüzde örneğin e, Philo gibi, Bloch gibi, Gabriel Marse gibi bunlar da umutla... ...arası iyi olan felsefeciler. Mesela Filo diyor ki... ...Tanrı'nın, insanın rasyonel ruhuna koyduğu ilk şey umuttur. Ben bu tanıma bayılıyorum. Ya da Bloch biraz daha böyle eylemci tarafını çok seviyor. Eyleme geçmeyle ilgili kısmı anlatıyor. Ve bunun umudun kör bir inanç olmadığına vurgu yapıyor. Belki burada şuna bakabiliriz. Literatürde yanlış umut diye bir kavram var ve her ne olursa olsun mesela pozitif psikoloji literatüründe en güçlü özelliklerin, en güçlü duyguların bile eşik aşamında kullanılmasının zararlı olduğu söz konusu olabilir. Hatta Beyhaki'ye isnat edilen çok güzel bir söz var. Şöyle söylüyor diyor ki miktarı ölçemeyen haddini bilemez. Yani çok yüksek dozda bir umut varsa ve artık zehirli bir boyuttaysa o sıkıntı verebilir. Bunun da yani yanlış umutun da literatürde 3 boyutu var. Onlardan belki biraz bahsedebilirim. Birincisi böyle gerçeklikten çok sapmış ve yanılsamalara dayanıyorsa İşte seneler evvel bizim bir komşumuz vardı çocuğunun akademik başarısı çok zayıf ama sürekli şey diyordu o çapa tıbba girecek vesaire gibi. Yani alakası yok zaten öyle olmadı dolayısıyla da sükutu hayale uğradılar. Sonra biraz etik olmalı öyle zannediyorum yani uygunsuz hedeflere ulaşmak için bir umut varsa ona yanlış umut diyebiliriz. Bir de şurası çok önemli birazdan da anlatacağım. Umutluyuz ama yanlış stratejiler ve metodolojiler üzerinden ilerliyorsak yine orada da yanlış umut ekseninde dolaşıyor olabiliriz diye düşünüyorum. Peki umudu yeşertmek için nasıl ilerlemeliyiz? Burada böyle üçlü bir yöntem önerebilirim. Öncelikle niyet, yöntem ve gayret diyebilirim. Niyet kısmına gelirsek e, zihnimizin berrak olması gerekiyor. Berrak hedefler benliğin inşasında gerçekten çok önemlidir. Niyet kısmında ne yapmalıyız? İyice şöyle bir düşünüp hayal kurmalıyız. Ve son zamanlarda ben konuştuğum, Topluluklara hep soruyorum işte hayal kuruyor musunuz aranızda hayal kuranları görebilir miyim diye çok az insan el kaldırıyor. Şimdi bu önemli bir tehlike. Hatta burada bir hikaye anlatayım size. Çocuğun birinin bir hayali var böyle güzel bir taş bulmak istiyor ve kuyumcuya götürmek istiyor bu taşı. Satıp babasına annesine yardımcı olacak çok fakir durumda ailesi ve böyle bir taşı gerçekten buluyor. Kuyumcuya gittiğinde kuyumcu bakıyor diyor ki bu alelade bir taş çok sıradan diyor. Ve bir anda çocuk ağlamaya başlıyor. Diyor ki benim en büyük hayalim bunu bulmaktır. Lütfen bunu size satmak istiyorum. Bir müşteri atılıyor diyor ki ben alabilir miyim diyor. Kuyumcu oradan hemen devreye giriyor ve şöyle söylüyor. Beyefendi o değersiz bir taş diyor. Ve şöyle bir cevap veriyor müşteri. Değersiz değil. Onun içinde bir çocuğun hayalleri var. Dolayısıyla ben bunu çok kıymetli buluyorum diyor. Evet yani hayal kurup niyeti netleştirmeliyiz. Sonrasında ise belki size şunu anlatabilirim diğer kısımları anlatırken. Şimdi umudun babası diyorum ben ona. Snyder umut teorisini yazan biri. Snyder'ın umut teorisi şundan oluşuyor. Diyor ki umut eşittir hedefler artı İzlenen yollar artı eylem. Şimdi hedefler kısmını az önce konuştuğumuz hayaller kısmıyla ilişkilendirebilirim. Hayal ettik ama o hayali hedefe dönüştürüp bir kavramsallaştırmamız gerekiyor. Bir şeyleri kavramsallaştırdığımızda zihin fevkalade berraklaşıyor. Fakat sonra şunu talep ediyor bizden. Diyor ki bir yol haritası çıkar tamam oraya hedefini koydun net de hangi yolları izleyeceksin. Ve sonra da diyor ki. Böyle net bir takım eylemler tanımla. Ben burada Size biraz daha konuyu somutlaştırmak istiyorum hatta şöyle yapalım ben bunu anlatayım sizde kalem kağıdı alın hemen arkasından benzer bir çalışmayı yapın. Örneğin kafanızda önümüzdeki sene için bir hayal olabilir bu İngilizce öğrenmek olabilir uzun zamandır yazmayı düşündüğünüz kitabı çıkarmak olabilir kendi youtube kanalınızı açmak olabilir. Kurumsal hayatı bırakıp e, kendi işinizi kurmak olabilir ya da gidip bir sene kadar yurt dışında yaşanmak olabilir. Her neyse hayal ettiğiniz şey. Şimdi diyelim ki kitap örneği üzerinden ilerleyeceğiz. Ben şöyle diyorum İşte 2024 yılında e, üçüncü kitabımı çıkaracağım diyorum kendi örneğim üzerinden gideyim. Şimdi burada hayal ettiğim şeyi hedefe dönüştürüp kavramsallaştırdım. İkinci aşamaya geçiyorum. Peki nasıl yapacağım bunu? İşte burası çok önemli. Ara sıra yaptıklarımız değil düzenli yaptıklarımız bizi oraya doğru götürecek. Şimdi bunları tanımlamaya başlıyorum. Ve şöyle söylüyorum. Diyorum ki önce ben bu yolda daha önce yazılmış bütün kitapları dünyada ve Türkiye'de yazılmış, iyi okunmuş bütün kitapları bir tarayayım bakalım neler olmuş. Sonra diyorum ki her gün en az 30 dakika yazayım. Her gün bu konuyla ilgili bir makale bir yazı okuyayım. Sonra diyorum ki bu konuda çekilmiş, yapılmış içerikleri, işte podcastler olabilir, YouTube içerikleri olabilir, filmler olabilir, kitaplar olabilir. Onları iyice tüketim ve hayatımdaki pek çok şeye de bu kitaba içerik olabilir mi diye bakmaya başlayayım. Sonra diyorum ki ayda bir editörümle toplantı yapayım. Ve bir de şuna ekliyorum diyorum ki bir de asistanımdan destek alayım çeviri ve düzenlemelerle ilgili. Tamam stratejileri de belirledik. Fakat en büyük problemimiz şu bizim planlamayı yaptıktan sonra harekete geçemiyoruz ve orada acayip bir bahaneler üretmeye başlıyoruz. Çünkü dev bir konfor alanı oluşuyor. İşte onun için şurada da netleşmek lazım. Peki Hülya 24 saat içinde ne yapacaksın? 24 saat içinde şunu yapabilirim. Dünyada ve Türkiye'de yazılmış olan kitapları bir inceleyebilirim. Tamam. Peki bir hafta içinde ne yapabilirsin? Bir hafta içinde kitabın ana şablonunu çıkarabilirim. Yani kitapta tam olarak hangi başlıklar yer alacak? Kitabın ana amacı ne olacak? Peki bir ay içinde neyi tamamlamayı hedefliyorsun? Ee, bir ay içinde de şunu tamamlayabilirim. 6 bölümden oluşan kitabın birinci bölümünü tamamlayabilirim. Özellikle burada Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Bunu yazılı yapın. Yazmanın kinestetik enerjisinin enteresan bir etkisi var. Yani yazdığımız şeyle aramızda bir akit oluşuyor. Hatta ve hatta yazdığınız şey böyle görebileceğiniz bir yere de asın ve belli aşamalarda da değerlendirme yapın. Şimdi tabii böyle bir plan yaptığımızda bizi korkutan bazı şeyler oluyor. İşte bahaneler üretmemizin nedeni ya kendi yetkinliklerimize, yeteneklerimize, becerilerimize güvenmiyoruz ya da başkalarının ne diyeceğini fazla düşünüyoruz. Ben orada şu yaklaşımı çok severim. En kötü ne olur yaklaşımı. En kötü ne olur? Daha kötü ne olur? Onun da kötüsü ne olur diye bir bakmak lazım. O insanı biraz umutlandırıyor. Hatta burada da böyle somut bir örnek anlatayım size. Pandemi döneminde havacılık sektöründe çalışan bir arkadaşım bir gün arada o kadar moralsiz ki. Beni de, de çok yakında işten çıkarabilirler. Çok korkuyorum ve inanılmaz derecede umudu yok. Ve ben ona şey dedim en kötü ne olur? Şöyle biraz düşündü. Gel dedim şöyle bir şey yapalım. En kötü ne olur? Ve eğer bu olursa ben de şunu yaparım uygulaması. Şimdi dedi ki en kötü beni işten çıkarabilirler. Tamam eğer bu olursa ne yaparsın seçeneklerin neler? Ve üretmeye başladı. Dedi ki yani yarım zamanlı bir iş bulabilirim. Çok iyi Almanca biliyorum. Ee, özel ders verebilirim. Başka ne olabilir? Ya bugüne kadar hiç istemedim. Ailemden yardım talep edebilirim. Bunu yapabilecek durumları var. Peki ondan da kötü ne olabilir? Eğer olursa ne yaparsın? Dedi ki valla en kötü İstanbul'daki evimi kapatırım gider bir sene annemle yaşarım. Ve sonra şunu söyledi. Ya Hülya normalde bunları düşünmek bana hiç iyi gelmezdi. Fakat böyle tertipli bir şekilde en kötü ne olur diye düşündüğümde ve eğer olursa yapabileceğim bir şey olduğunu görmek bana gerçekten çok iyi geldi dedi. Yani yolda mutlaka tıkanabiliriz. Sıkıntılar olabilir. Şunu unutmamak gerekiyor. Her şeyin bir hal çaresi vardır. Ee, umudumuzu diri tutarsak eğer. Peki umudumuzu arttırmak için neler yapmalıyız? Evet yapılacak çok şey var. Geçen gün e, psikiyatrist bir hocamız var Aslı Aktümen. Onun söylediği bir model çok hoşuma gitti. Dedi ki kendini bir sisin içinde hissettiğinde oradan yine sisle çıkabilirsin. Aa o nasıl olur falan diye düşündük. Hemen açıklamaya başladı. Dedi ki spor ibadet, sanat. Şimdi bunları da kapsayan bazı açıklamalarım olacak size umudu artırmak için. Öncelikle acele etmemek lazım. Küçük küçük hedefler ve ilerledikçe de böyle kendimizi takdir etmek. Aferin bak başardın, yapıyorsun. Yani ilerlemeyi görmek, hani ödemonik mutluluktan bahsettim ya, üretimden kaynaklı. Onu çok tetikliyor. Bazıları yolda giderken kendini hiç dinlendirmiyor ve kendini hiç takdir etmiyor. Bunu yapmayalım. İkincisi yol arkadaşları edinmek çok önemlidir. Anadolu'da bir söz vardır ben çok severim kuruyla dolaşan kabz olur diye. Hedefleri olmayan, dağılmış, geleceğe dair inançları olmayan insanlarla umutlu kalmak gerçekten çok mümkün değildir. O yüzden hakikaten arkadaş çevremize dikkat etmek önemlidir. Bir de amaç ve anlam konusu var. Yani özellikle varoluşçu psikoloji bizi daima amaca davet eder. Hatta bu işin babası olan Viktor Frankl şöyle söyler. Bir şekilde nedeni bulan kişi nasılı zaten bulur diye. Amaç ve anlam gerçekten çok önemli. Sabahattin Ali'nin bir dörtlüğü var. Şöyle söyler der ki, insan ki gelir geçer dünyadan nefes gibi. Ne büyük ızdıraptır yaşamak herkes gibi. Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi. Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi, kainat hayretlerle anmalı ismimizi. Ve o bir anlamın, amacın etrafında hayatını yaşamış. İşte kürk mantolu madonnasıyla, kuyucaklı Yusuf'uyla, içimizdeki şeytanıyla hala hayatımızda. Çünkü kendini bir amaca ve bir anlama odaklamış. Dolayısıyla bu psikolojik sermaye 101 serisi boyunca ben defaatle anlam ve amaç dedim. Bunun üzerine tefekkür etmek çok önemlidir. Birden çıkmayacak ama o anlamı, amacı bulduğumuzda düştüğümüzde yeniden kalkmak, yeniden umutlanmak daima mümkün olacak. Ve bir başka konu, şikayeti bırakmak. giderek yaygınlaşan böyle toksik bir şikayet etme hastalığı var. Ya geçenlerde bir YouTube kanalında bir şey izliyordum. Çok hoşuma gitti. Size de anlatayım. Şimdi bir tane birinin dedesini doktora götürüyorlar. Doktor soruyor tabii amca şikayetin nedir diye. Amca böyle bir hiddetleniyor. Şikayet mi? Ne şikayeti ya? Benim hiçbir şeyden şikayetim olamaz diye. Doktor böyle afallayıp kalınca torunu hemen yanında açıklama yapıyor. Diyor ki dedem çok derviş ruhlu biridir ve inancı da çok tamdır. Dolayısıyla hayatta hiçbir şeyden şikayet etmez. Ona neren ağrıyor derseniz anlatır. Ya o kadar hoşuma gitti ki ne kadar güzel bir bakış açısı. Bunun dışında az önce Sis formülünde sanat demiştik. Sanat ve edebiyat gerçekten hayatımızda olmalı ve Albert Camus şöyle söylüyor. Sanatın ve edebiyatın olduğu bir yerde umutsuzluğa kesinlikle yer yoktur. Ve burada ya ben sanatın hiçbir dalından anlamıyorum ki. Üretmek durumunda değilsin. Şiiri bile, şarkıyı bile İçtenlikle tüketmek, kullanıcısı olmak insanı daha umut var kılıyor. Ve ben gerçekten sanatçıların, edebiyatçıların doğal ruh bilimciler olduğuna canı gönülden inanıyorum. Bir başka husus bu konu biraz da bütünseldir. Hareketli yaşam çok önemli. Yani gençken bedenine iyi bakacaksın ki yaşlandığında da o sana iyi baksın. Umut var olabilmek için de bu anlamda sağlığımıza da dikkat etmemiz gerektiğini söylemek isterim. Hocam konuyla ilgili bize önerebileceğiniz kitap ve film tavsiyeleriniz var mı? E, film geçenlerde tekrar izledim. Mucize isimli 2017 e, yapımlı bir film vardı. Julia Roberts'ın başrolünde olduğu. E, filmde bir yüz anomalisiyle doğan bir çocuğun öyküsü anlatılıyor. Ve orada şeyi görüyorsun. Umudun yaşama tutunmada ve bir şeyleri başarmada ne kadar önemli olduğunu ve kitap olarak da klasik bir kitap önereceğim. Küçük Prensi. Tekrar bir umudu anlamak açısından okuduğumuzda eminim hepimize iyi gelecektir. Hocam bugün sanata ve kitaba çok vurgunuz oldu. Bir şiirle kapatalım mı bu videoyu? Tabii çok güzel olur. O zaman bir Nazım şiiri gelsin. Bizi iyimserliğe ve umuda davet ettiği bir şiir var. Diyor ki kardeşim sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Uçak sağ salim inebilsin meydana. Doktor gülerek çıksın ameliyattan kör çocuğun açılsın gözleri. Delikanlı kurtarılsın kurşuna dizilirken. Birbirine kavuşsun yavuklular. Düğün dernek yapılsın hem de. Susuzluk da suya kavuşsun. Ekmek de hürriyete. Kardeşin sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Onların dediği çıkacak. Eninde de sonunda da. Efendim bence de eninde sonunda güzel şeyler olacak. Buna inanmaya devam edelim.